Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Tekrardan bir aradayız ve bu bir ayla arkadaşlar çok güzel bir spagetti yiyeceğiz. Spagettimiz Tarım Kredi Kooperatifinden alındı arkadaşlar. Hemen Ziya Gökalp Caddesi'ndeki markası Anadolu Spagetti. 3 lira 10 kuruş. Yeni çıkmış bunlar arkadaşlar ve aynı yerden bakın şu Sopo marka barbekü sosu aldım arkadaşlar. Sopo barbekü sos. Şimdi bu spagettimizin üzerine bunu koyacağız, dökeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Ben barbekü sosları çok severim. Bunun fiyatı da arkadaşlar sizlere hemen lanse edeyim. 12 lira 35 kuruş. Şimdi bunu bir açalım evvela. Barbekü sosumuzu şöyle bir açalım. Ve yanında da çok güzel bir salata yaptım. Şöyle bakın arkadaşlar. Bol kepçe. Yiyebildim, yerim, yiyemedim. Akşama. Evet, şurada bir şeyi var arkadaşlar. Oradan şöyle halkasını çıkartıyorsunuz ve açıyorsunuz. Barbekü sos. Of, bunun o yanıksı, o güzel kokusu beni mest ediyor. Bundan önce şöyle bir zehir gibi acı biberlerimiz var. Zehir acı biber. Atom. Çok az kaldı arkadaşlar bu. Aha. Yere dökmedin. Şundan şöyle bir çimçik atalım içine. Onu bir attık içine. Bu bir atom. Atomumuzu attık abicim. Yeter mi? Yetmez. Şöyle bir acı sosumuz var. Şu acı sosumuzu da şöyle bir hafiften gezdirelim üzerine. Oh. Şöyle bol kepçe. Bunu da gezdirdik. Tuzu iyiydi bunun ama yani yine de şöyle birazcık daha açmışken tuz atayım ya hafif. Tuzsuz yemeği de sevmiyorum ben pek. Birazcık da tuz. Heh. Tuzumuzu da attık. La. Bundan biraz arkadaşlar şöyle serpeceğiz üzerine. Bu da çok katıymış ya. Allah, barbekü sos. Oo, bakın şöyle bol kepçe. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Zaten benden başka yeni olmayacak. Hatunun hiç arası yok o tür şeylerde. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Evet. Gözlüğümüzü çıkaralım. Biralı sohbetler. Birinci bölüm. Biramız ne? But. Bunun tanıtımı var arkadaşlar. Merak eden girer. İnceleme videosu var. Çıkar. Ona göre seyredersiniz. Buna uygun bir bardak bulayım. Buna uygun bir bardak. Şu bardakla içeceğim ya. Şurada benim şöyle bir bardağım var arkadaşlar. Balon bardak. O biraz çatladı. Bu tabii ki açacakla açılıyor. Açacakla açılıyor. Şöyle. Onu açalım bir. Açtık. Biralı sohbetler. Konumuz ne? Şu telefonumu alayım şuradan. Üzerine bira dökülmesin. Malzemelerime de iyi sahip çıkarım genelde. Yani. Evet. Of. Şunun güzelliğine bakar mısınız abicim?
Biralı sohbetler. Mis gibi arkadaşlar, spagetti makarna. Şöyle. Neyse o. Biraz sönümlensin. Biz devam edelim. Hem yiyelim hem de ne konuşacağız? Biralı sohbetler birinci bölüm. Bugünkü konumuz tekel bayileri ve kuru yemişçiler. Konumuz tekel bayileri ve kuru yemişçiler. Abicim ne alaka falan, ne oldu? O şekilde uygun gördüm. Kana sahibi olarak. Ben şundan bir şöyle bir. Arkadaşlar. Şöyle. Bir çatal alayım bakayım nasıl. Geri dönüşü. Hem acı hem barbekü isi olan, hem acı sostan dolayı bol acısı olan atom biberden dolayı tuzu kıvamı gayet yerinde. Bir tek eksik mayonezi eksik. Mayonez, ama bu sefer mayonez koymayacağım içine. Özellikle şu barbekü sosun tadını almak istiyorum. Ketçap kullanırdım mayonez koysaydım. Çok güzel. Turplu mevsim salata. Evet. Neden bu konuyu seçtim? Tekel bayileri ve kuru yemişçiler ve mahalle arasındaki alkol satan bakkallar. Durup dururken seçmedim değil mi? Bunların bir takım yanlışları oldu. Onlara da tabii isim vermeden, fotoğraflarını yayınlamadan dile getireceğim. Yanlışlar 3'ten fazla oldu mu? Bir video çekiyorum abi. Tabii namusuyla düzgünce ticaret yapan, haksızlık yapmayan, millete bir şeyler itelemeye, kakalamaya çalışmayan veya orijinal bir ürünü gösterip de sahte ürün kakalamayan, işte istediğiniz sigarayı vermeyip de başka marka sigaralar veren, zaten paketlerde değişti biliyorsunuz. En büyük onların kozu oldu. Bir gün bu yönetim değişirse, bence yeni gelen yönetimin ilk iş şu sigara paketlerini eski hale getirmesi olsun. İğrenç iğrenç fotoğraflar falan filan. Yine koy incecik bir yazı, sigara sağlığa zararlıdır diye. Zaten içen içiyor, içmeyen içmiyor. Çok düşünüyorsan sağlığını, İçkiyi de, alkolü de, sigarayı da yasakla. Alma o vergileri. Alacağın o yüksek vergiyi alma. İşine gelmiyor değil mi? Tabii bu kötü kullananlar. Yani elde ettiği gücü kötü kullananlara bu sözlerim. Vatandaş zehirlenirken daha fazla zam yapanlara. Şerefinize. Arkadaşlar, neyse hemen konumuza dönelim. Bunlarla ilgili sorunlar ne olabilir? Benim yaşadığım sorunları lanse edeceğim öncelikle. Sonrasında da başka ne gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz?
Yani tekel bayileri ve mahallenizdeki aynı zamanda kuru yemiş satan, gıda satan tekel bayileri vardır. Böyle büyük büyük mavi beyaz şeyleri vardır. Kendi mahallemden örnek veriyorum. Yakın çevremde bunlardan en az 5-6 tane var. Ve bir tanesi gerçekten namuslu bir şekilde hareket ederken 3 tanesinden ben bile kazık yedim. Boşuna gitmiyorum Çağdaş Marketler zincirine, Migros'a ve o namuslu tekel bayine. Benim yediğim kazıklar sahte içki kakalamak babında değildi. Benim yediğim kazık farklı. Sigarayı genelde ben birden fazla alırım paket. Yani sık sık bittiği zaman rezillik çekmeyeyim diye. Uzun parlament isterim. O gün kafam biraz dalgındır, yoğunumdur, elimde paketler vardır veya cüzdandan para çıkarırken tak arada 5 paketin 3 tanesini uzun malboro olarak kakalamak. Bunu bir tanesi yaptı. Oraya şöyle bir bak şöyle bir çarpı attım. Bir daha hiç gitmiyorum. Tarih tekerrürden ibarettir derler ya, aynı şeyler gel zaman git zaman bir başka tekel bayinde oldu. Bu sefer de uzun parlament yerine kısa parlament kakalamışlar, biz de aldık. O şekilde elimiz kolumuz doluydu, parayla uğraşıyorduk, çantaya koyduk. Tabii ben bunların bir kısmını geri götürene kadar en az 1,5-2 paketini içmişliğim oluyor yani bazen. Gecesi var, gündüzü var. Ona da şöyle bir çarpı attım. 2. Üstelik çok yakın evim. Biri 25 metre aşağıda, bilemediniz aradan bir yol geçiyor. 32 mi 33 metre. Devasa bir dükkan. Biri de hemen şu elimi gösterdiğim istikamette. Hafif bir rampa çıkıyorsunuz. O da devasa dükkan. Ve her şey var içerisinde. İsim vermiyorum özellikle. Hepsinin ismi aklımda ama. O da bana kısa parlamentleri kakalıyor. Bir tanesi de şöyle iniş aşağı iniyoruz. Ve ince su yolunda. O da devasa. O da bana kısa parlamentleri kakalıyor. Pardon, Marlboro kakalıyor. Peki hemen aşağıdaki. Aşağıdaki de bir acayip pimpirikli biri. Yani birincisi müşteriyi acele ettirmeye çalışıyor. Dükkanında iğne atsan boş yer yok, her şey dolu. Vatandaş olarak en büyük hakkımız dükkanı gezmek. Herkes potansiyel suçlu değil, hırsız değil. Tabii ona ben 1,5 belki 1 senedir gitmiyorum. Bayağı da külli alıştırmalar alışveriş yapıyordum. Mesela o ilk Jager Master'ımı falan, o cümbüş şarabı falan oradan almıştım. Bira alıyordum yine. Bu arada bayağı acı. İnsanın genzini yakıyor. Sonradan tabii beni tanıdı. Ama hal ve hareketleri hoşuma gitmediğim için mesela bir şey soruyorsun veya istiyorsun. Farklı bir şey vermeye çalışıyor. Ya ben müşteriyim abicim. Ben istediğim şeyi alırım yani. Sen bana farklı bir şey vermeye çalışma. Ben zaten biliyorum neyin ne olduğunu. Velhasılı kelam hemen bir de bu tarafta ana cadde üzerinde. O biraz 200-250 metre var. En düzgünü o. En son mesela BS aldığım yer. Arkadaşlar.
veya volümleri aldığım yer işte orası. O düzgün. Hakkıyla, namusuyla çalışıyor. Ve de böyle bazı mahalle bakkallarımız var. Namuslu oluyor. Genelde %90'ı. Ne istersen onu veriyorlar. Farklı bir şey kakalayın peşinde değildir. Buna dikkat edin. Yani mahallenizdeki belki birçoğunuzun da başından geçmiştir. Benim gibi fazla aldıysanız. Eliniz kolunuz doluysa ya da böyle vaktiniz azsa böyle. O anı gözetliyorlar. Kurt dumanlı havayı, puslu havayı sever derler ya. Özellikle o anı gözetliyor. Kolluyor. Ve yapacağını yapıyor. Ya geri götürüp değiştirdiğim de oldu ama dediğim gibi işten geçtikten sonra ne yazar? Açıyorsun paketi. Bir kısmını içiyorsun. Onu geri verme şansın yok. Bunlar fırsat kollar ve ellerine fırsat geçti mi affetmezler abicim. Mesela bu bir ayda bana o kısa parlamentleri kahalayan yerden almıştım. Bir daha gider miyim? Gitmem. Gitmiyor. En yakınımda olsa dahi çok yakın. Ne oralardan gider ekmek alırım acil durumlarda, ne bira alırım, ne de artık sigara alırım. Yani bu durumda kendileri esasında müşteri kaybetmiş oluyorlar, benim gibi bir müşteriyi. Böyle üç tanesini sildim abicim haritadan. Onlar benim için yok artık. Allah'tan burada seçenek çok fazla. Sildiğiniz zaman karşılığı yerine ikame eden başkaları var yani. Ama en yakınımdakiler gitti üstelik ya. Bu acı veriyor bana yani. Daha uzaktakiler falan gitse en azından ya derdim zaten uzaktı falan. Üçü de kelek çıktı ya abi. Türkçesi kelek her yerde kelektir yani. Bunlar insanlara sahte alkol bile kakalayabildi. Çünkü bunlarda artık ar namus kavramı kalmamıştır. Oysa müşterinin istediğini verse, müşteriye saygılı davransa, onu keriz yerine koymasa, kendisi kazanacak ama kendisi sürekli kaybediyor. Çünkü o kısa şeyler peşinde, artan sigaralarını kakalama derdinde, artan işte içkilerini, istemediğin içkileri işte önererek veya işte sana böyle çok da ukalaca olanlar da var, çok şey biliyormuş gibi ama esasında alttan üstten biraz yokluyorsun, hiçbir bok bilmiyor. Türkçesi, tövbe aşağı yemek yüz burada. Bilmiyor yani, bunlar da var. Bunların beni tanıyan hemen hemen bir tanesi veya iki tanesi hariç hiçbiri tanımıyor. Onları da seyrediyor ama tabii maskeyle falan gidiyor mu ya? Pek tanıyamıyorlar yani. Ama bir iki tanesi şüphelendi benden. Ama onların yanındaki bazı dükkanlar tanıyor. O çocuklar, genç çocuklar var. Gözlerinden kaçmıyor yani, biliyorlar. Kanalım olduğunu. Arun abi, Arun abi deyip koşup geliyorlar sağ olsunlar. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz biraz. Böyleleri de var yani. Şimdi durumu herhalde açık, seçik ve net bir şekilde kısaca anlatabildim. Burada işini hakkıyla yapan kuru yemişçilere hiç lafım yok.
Tegel Bayekur yemiş ve gıda satan o mavi zemin üzerine beyaz yazan bayilerden bahsediyorum. Çok maksatlı İsviçre çakısı gibi onlar içki, alkol, her şeyi satıyor. Sigara ve gıda olarak da ekstra satış yapıyor. Ama %75'i çok tehlikeli. Ben yaşadığımı biliyorum abi. En azından burada. Burası Ankara, Çankaya. Gördüğüm bu yani. Ya biz diyoruz, kalkınsınlar esnafımız. İş yapsın. Para kazansın. Büyük marketlere gitmeyelim. Zincir marketlere veya AVM'lerden alıyorum ben. Biliyorsunuz bazen toptan komple. Ama değmiyor yani. Değmiyor. Demek ki düşünmeyeceksin abi kimseyi. Düşünmeyeceksin. Adam çünkü başka bir amaç derdinde. Adamın amacı orada seni düdüklemek yani. Düdüklemek. Kendi kendini düdüklüyor gerizekalı. Seni seni değil, kendi kendinin ipini çekiyor. Kendi kendinin pimini çekiyor. Sürekli müşteri kaybediyor. Ve bunlar tekel bayileri ve kuru yemişçiler olarak sade kuru yemiş satanlar değil yani. Böyle geçer bunlar. Bunların %70-75'i böyle bu şekilde. En azından benim semtimde. Güvenilirlik dereceleri çok zayıf. Çok zayıf abi. Şimdi bazı devletin kurumları da artık hiç güvenilirlik kalmadı ya. Çünkü neden? Adam maaşını kaybetmemek için, sürülmemek için, halbuki nereden kaybedeceğim maaşını kaybetmezsin. En fazla seni sürerler. En fazla disiplinsizlikten, uydurma suçlardan ceza verirler. Zamanında bana yaptıkları gibi. Ama ben bildiğim doğru yoldan şaşmazsam, görevimi yaparsam, adam kayırmazsam, hakkaniyetli olursam, sadece işimi yaparsam, işte şu anda tutun adliyeler, savcılık, birçoğu salla başı al maaşı. Adamda vicdan kalmamış abicim hiç. Zaten bugünlere bunların sayesinde geldik. Bunun içinde polislerin içinde de var, askeriyenin içinde de var. Bizim görev yaptığımız zamanlarda böyle değildi ya. Liyakat kalmadı. İstanbul'un bir ilçesinde ben vaktiyle kargaşa çıkarmak isteyen, oy zamanı içeriye girmek isteyen, kargaşa çıkarmak isteyen ve sandık kurulu başkanının ve oradaki görevli memurların, çoğu da memur oluyor biliyorsunuz, yardım istemesi sonucu içeriye girip kolundan dışarıya tutup çıkarttığım, zor kullanarak belediye başkan adayları oldu. Spekülasyon yaratmak için. Hangi yıllarda? Tam bu ta emekli olmadan önceler. Hiçbir şeyden korkumuz yoktu. Hata yapan, trafikte işte kaza yapan, haksızlık yapan, içkili araç kullanan, daha birçok suç işleyip de kendini haklı çıkarmak isteyen, haklı göstermek isteyen veya bulunduğu
mevkiye, makama dayanarak o olaydan, o şeyden yırtmak isteyenlere karşı hep işlem yapmışımdır. Bana rüşvet teklif edenlere bile tutanak tutup işleme soktum kaç defa. Ben o yüzden bakın o ödülleri kaldırdım, şimdi şişe dolu buralar. Ama içim rahat. Şimdiki şahs, zat-ı muhteremlerin rahat mı? Değil. Şu günlerin bu hale gelmesi, adam mülakatta eleniyor ya. Yazılıda 85 puan alıyor, 90 puan alıyor, mülakatta eleniyor. Oysa bu konuyla ilgili yanılmıyorsam Danıştay'ın verdiği bir karar var yani. Artı 3, eksi 3 şeklinde mülakatta fazla puan düşüremezler ama o liste belli yani. Çıkmadı mı kardeşim? Çıktı. İşte o TÜGVA MÜGVA dalgaları, o vakıflardan. Çıktı o listeler. Bu hallere geldik ya. Bu hallere geldi abi. Valla söyleyeceklerim bundan ibaret. Yani kıssadan hisse. Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Bu tür insanlara karşı dikkat edin. Dikkatli olun. Ar, namus, haya kalmamış. Tamamıyla birçoğu sizi düdükleme peşinde arkadaşlar. Türkçe tabiriyle, yani argo tabiriyle. Dikkat edin yani. Spagettiyle de bira son derece uyumlu. Gayet de güzel gidiyor. Gördüğünüz üzere lager bira. Bu bira pek
Hoşuma giden bir bira cinsi değildir benim. But. Ama işte onda da bir ambalaj değişikliğinden dolayı, etiket değişikliğinden dolayı. Messi miydi işte? 10 numara ne? Kim o? Şey. 10 numara Messi. But. Öyle aldıydık. Kaldıydık. Daha yeni gelirebildim ancak. Bunun da testini yapmış olduk. Daha önceki videolarımızda var, seyredersiniz. Bu da Biralı Sohbetler 1. bölüm. Tekel bayileri ve kuru yemişçiler. Yani bunlarla ilgili de böyle bir video çekeyim dedim. Dikkat et, tedbiri elden bırakmayın. Aldığınız malzemelere bakın arkadaşlar. Çok fazla aşırı miktarda almayın. Alırsanız da tek tek kontrol edin. Torbaya öyle koyun. Sağlam kafayla gidin. Elinizde bol paketlerle veya işte cüzdanla falan boğuşurken punduna getirip poşetin içine kakalamasınlar. Bir de farklı bir ürün falan istemişsinizdir mesela. Bir de birden fazla olunca belki en üsttekileri görseniz bile diğer alttakiler farklı olabiliyor. Çok uyanık çağrı gel ediyorlar. Kafanızı yormayın yani. Evet. Konu bundan ibaret. Kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Bir başka videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Söyleyeceğim her şeyi söyledim. Gerisi artık size kalmış. Ben böylelerini bir defa, iki defa yani şans babında işte bir hata yapmıştır diyorum. Hatalı yapmıştır belki. İkinciden de böyle bir şey falan oldu mu ve üçüncüye de şans vermiyorum yani artık. Allah'ın hakkı üçtür derler ama üçüncü, dördüncü defa düdüklenmek de affedersiniz enayilik oluyor biraz. İki defa en fazla yani. Bir defa daha aynı şeyi yaptıysa onun zihniyeti bozuktur zaten. Kendi kaybediyor. Kendi kaybediyor. Böyle üç tanesini çizdim. Koca koca çarpılar attım. Artık gerisi size kalmış arkadaşlar. Ona göre hareket edin. Görüşmek üzere. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun.